Herkese günaydın. Sabahın köründen herkese merhabalar. Mertan, bugün nereye gidiyoruz? Bugün Keçi Kalesi'ne tırmanıyoruz. Keçi Kalesi. Ya niye söyledin? Sürpriz olsun ya. Yok. Videonun başına yapmayacak mı? Bunu da yapmıştık sanki diğer videoda. Evet. Böyle bir olay olmuştu. Yolumuz uzun. Bayağı. Bazı arkadaşlardan şüpheleniyorlar ama ben şüphelenmiyorum. Bu yolu çıkacağız. Güvenimiz tam. Yol böyle. Biraz rampa. Mertan yorulacaksın ama. Yaklaşık 10 dakikadır oldu mu yürüyoruz? Evet, 10 dakika olmuş. Tamam, 20 dakika Mertan, tamam. 20 dakikadır yürüyoruz. İlk molamızı verdik. Şu şekildeyiz. Mertan buraya çöktü. Metincan'da bir şey yok. Tazı gibi. Eski toprak. Buraya gelmek isteyenler de isterseniz. Ne oldu lan? Buraya gelmek isteyen varsa. Gelmesin. Gelmesin. Şurada İzban durağı var. Belebi durağı var. Orada inip kenardan bu şekilde tabela var zaten. Tabeladan yukarı doğru çıkabilir. Tabelayı çektin mi? Çektim. Kale şurada yukarıda. Yolun ilk 1 kilometresi falan yorucu. Sonra daha da yorucu. Sonra biraz hafifliyor yokuş. Yol kenarlarında hep böyle işaretler var. Arkadaş bunu Polonya bayrağı sandı da. Bunları takip ederseniz kaybolmazsınız. Şimdi yukarı çıkıyoruz daha. Şimdi biraz geldikten sonra yani yukarıda yol var ama şöyle bir bariyer koymuşlar. Şu şekilde bariyer koymuşlar. Buradan aşağısına gitmeyin, yukarısına. Hatta işaretler falan da var, çarpı var. Şöyle taş birikintisi var. Şunları görünce doğru yoldasınız. Gördün mü? Bırakıp gittiler. Seni bekleyen sadece ben kaldım. Adamsın. Seni yarı yolda bırakmayız, olur abi. Yol kolaylaştı. Basamak gibi yol şeyler var, taşlar var. O yüzden sıkıntı yok. Polonya bayrağı. İşaretler var. Doğru yoldayız. Mertan. Efendim. Yukarıda buranın sana hikayesini anlatacağım. Ha? Çok güzel bir hikayesi var buranın. Onu anlatacağım sana. Büyük ihtimal buradan çıkan düşmana kızgın yağlarla variller falan atmışlardır, gelemesinler diye. O yüzden de adı Keçi Kalesi'dir. Ya da keçilerle falan basmışlardır diye tahmin ediyorum. Bilemedin. Hadi ya. Anlatacağım. Beklemede kalın. O zaman devam. O zaman yani, devam. Haydi Muzaffer Şah. Nasıl ya? Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi kazan. Bravo Metincan. Beklemediğim saat olmak gösterir. Meğerse sana bir motivasyon lazımmış. Çok güzel çekiyor telefon ya. Manzaramız böyle. Böyle. Böyle manzaramız. Manzaramız böyle. Yorulduk mu gençler? Hayır! Bu geldiğimizin iki katı daha var bence. Hayır, bir bu kadar daha var. Bak bir yukarı, emin misin? Evet. Oha, tamam, o zaman. Üç katı daha var ama. Beto nasıl? Çok vardır iyi. Israrla çekmedi ya. Hizmet vardır burada. Evet. Israrla çekmedi ve ya salak daha. Ya. Nasıl Mustafa abi? Fotoğraf çekilmek istiyormuş. Ben askerliğimi Şırnak'ta yaptığım için pek
yorulmadım ama kondisyon eksiğim var, onu hissedebiliyorum. Çıkacağız, bir tahminim 35-40 dakika daha var. Bir saat daha var. Burayı keseceksen bir şey yapacağım. Yolumuz bir saat daha var. Hadi çıkalım yavaş yavaş. Yollarda böyle oldu. Kum yollardan artık geçtik, kayalıklara başladık. Burası da merdiven gibi. Burası Mert'ten antik yol diye geçiyor, biliyor musun? He, o zaman. O zamanın falan. Aynen. Bu taşlar falan o zamandan kalma. Büyük hani o zaman böyle harbi merdiven gibi yapmışlar. Evet. Onunla yürüye yürüye işte bozulmuştur. Evet, evet. Kale göründü şurası. Karınca yuvalarına dikkat edin. Duyar kasma Mustafa abi. Ya. Mustafa abi hep kamera açıldığı zaman böyle şeyler söylüyorsun bana. Kapattın mı onu? Tamam dostum. Sonunda kaleye vardık. Kale görünüyor. Bayağı zorlandık çıkarken. Yaklaşık. Hadi Onur abi, bas! Az kaldı, az! Yaklaşık 1,5 saat oldu. Onur abi! Ama manzaramız şahane. Yol nasıl? Mükemmel, lezzetli. Taşların tadı ağzıma geliyor artık. Kale arkada kaldı. Buradan böyle dolaşıp düzlüğe çıkıp devam edelim. Zaten yol öyle. İleriden gideceğiz. Aynen, böyle düzlüğe çıkacağız büyük ihtimalle. Öyle olması lazım. Tamam, yukarıda görev dağılımı yapacağız. Tamam. En hoş çalışan sendin, en yüklü görevi senin almam lazım. Tamam o zaman, ateşi ben yakarım. Evet, ateşi sen yak. Hayır, ateşi ben yakacağım. Yine bir teknik öğrendim. 4-5 tane kütüğü böyle dizdiği sütüyorsun. O zaman bugün açız. Halim, yemin ederim yok. Sonunda geldik. Zirvedeyiz. Vaa, geldik. Arkamızda Keçi Kalesi. Bence bir şeyler yiyelim sonra gezelim. Bence de. Evet. Rüzgar almayan bir yere geçelim. Gel. Evet, evet. Burası almıyor rüzgar. Şu tarafta bir yere bak, masa gibi bir şey var orada. Orası güzel, tam güzel. Şurası. Masa gibi bak. Evet, şimdi zirveye tırmandık, görüşlerinizi alabilirim. Onlara bıçağın var mı? Var. Şurayı masa olarak kullanırız. Evet, olur. Yanlarına da çömeriz ya. Ateşi de bir yere yakarız artık. Ateşle şu kayalıkların arasına yakalım. Olur. Ya da buraya yakalım sen. Gözler mor olun. Abi sonunda işe yaradın. Rambo Mustafa. Evet. Senin ilk kahvaltımızı hazırlıyoruz. Mustafa abinin ellerinden sucukları kestirdik. Çayımızı da demliyoruz. Kestirdik. İyi ki Mustafa abi var ya, yoksa biz ayağımızla yoksa ayakta kesemeyiz. Değil mi Mustafa abi? Evet evet. İyi ki ben varım. Kestik, verdik ben varım. Metincan olmasa da sen ateşi yakamayacaktık. Bu da bunu boş ver. Ben CEO'yum. Mert'an biraz sonra sana buranın hikayesini anlatacağım, evet, unutma. Evet. Ama bir karnımı doyurayım ondan sonra. Evet evet. We'll be right back.
hazineciler yine burada bir şeyler aramışlar. Böyle. Acaba burası savaş döneminde neymiş? Çok güzel ama pek kötü yanı şuradaki Türk bayrağımız çok eskimiş. Yanımızda olsaydı onu da değiştirecektik de. Yanımızda Türk bayrağı yok. Şimdi bu taraftan bakalım. Toplanın, buranın hikayesini anlatıyorum. Yalanlar başlasın. Yalan değil. Öyle bir rivayet. Düşünüyorlar. Rivayet. Bu rivayeti sen mi duymuş olabilirsin? Düşünüyorlar. Değil, okudum da geldim. Şimdi burayı birçok komutan fethetmeye çalışıyormuş. Ama buranın komutanı birazcık şeyli olduğundan dolayı hiçbiri... Şeyli olduğunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman da fethedilmemiş. Akıllının biri... Bir komutan demiş ki ben burayı alacağım. Öyle yapmış, böyle yapmış, düşünmüş. En sonunda demiş ki benim askerlerim az. Köylü halkından keçi toplamış. Keçilerin boynuna da fener takmış. Başlamışlar önden keçiler, arkadan askerler. Yukarı doğru, buraya doğru çıkmaya başlamışlar. Buradaki komutan da görmüş, aşağıya bakmış gecenin karanlığında, demiş ki bir sürü asker geliyor. Biz bunlara başa çıkamayız. Bırakıp gitmişler burayı. O yüzden buranın ismi Keçi Kalesi. Hatta tarihte de kan dökülmeyen, dökülmeden fethedilen tek kale burası. Tek kale. İlk ve tek. Vay be. Ya. Ya ama bu keçileri insan sandılar o zaman kaçtılar. Ne komutanların adı var. Ya şey adı var. Ben, ya, sen yani Romalı ben. Şimdi buradan bir amca gelip gelin hikayeyi anlatıyor. <böyle. gülüyor> Şey Lübbey'deki gibi. O amcaya da selamlar. İzlemediyseniz Lübbey'i de izleyin. Aynen Lübbey'i de şuraya bir yere koyarız. Etiketleriz. Sence ne Mertan buranın hikayesi sence, rivayete göre? Ya, bu benim bulduğum bir rivayete göre. Bence bu hikaye böyle değil de burası fethedilememiş yine aynı şekilde. Ama içeride asker yok. Sadece keçi. Millet de buraya çıkamadığı için işte burası fethedilmiyor. Şöyle bak, olabilir mi? Bu şekilde çıkmış. Peki olabilir. Şöyle olabilir mi? Buraya sadece keçilerin çıkabileceği bir yer olduğu için Keçi Kalesi denmiş olabilir mi? Yok, olamaz. Çünkü şu anda biz de buradayız. Hiç alakası yok. Gelirken keçi gibi tırmandık buraya gelip. yok ondan değil. Hiç alakası yok. Bence bu yani. İçeride hayır, keçi vardı. Çobanın biri bir zamanında evet. Zamanında, geçmiş zamanda çobanın biri keçilerini kaybediyor. Keçiler de buraya çıkıyor. Burada toplu halde bulduktan sonra da buraya çoban ismini Keçi Kalesi diye koyuyor. Yani bu da benim yorumum. Yani, senin yorumunu alayım. Buranın senin rivayetine göre. Ben Mertan'a katılıyorum. Bence de öyle. Benim farklı bir rivayetim daha var. Hadi bakayım. Bence, ona da katılıyorum. Teşekkür ederim Metin'cim. Her zaman yanımda. Ama bakın yerde keçi boku var.
Hayır, onlar domuz bıkkı diyormuş. Evet, tamam, bulduk. Keçi kalesi kesin burası. Yok, onlar fasulye ya. Meksika fasulyesi. Maç fasulyesi. Bence farklı bir sebep. Zeytin çekirdeğine. Ya bence çok tepede olduğu için burası bir kale, zamanında fethedilmiş, yıkılmış hatta. Çok tepede olduğu için de keçi kalesi diye. Ya yıkılsa bu duvarlar burada ne arıyor? Keçi ile alakalı burada bir şey yaşanmıştır ki keçi. Ama internette falan yazıyor benim dediğim. İnternette her gördüğümüze inanmıyor. Bence yani çok yukarıda olduğu için bizim Türkler uydurmuş keçi kalesi. Bence. O zaman yorumlara yazsınlar. O zaman hangisi doğru? Kartal Kalesi desinler. Kartal daha tepede. Mantık yani. Hadi bakayım. Oo. Kartal Kalesi densin o zaman. Kartal daha tepede. Keçinin ne işi var burada? Sesi tam almadı. Bir daha söylesene. O zaman şimdi gidelim. Çayımız vardı. Çay. Çay içelim. Çay. Çay kalmadı. Nasıl yok? Mustafa abi içti hepsini. Yok, bırak. Ne? Bırak. Ne diyorsun abi sen ya? Ne diyorsun abi sen ya? Altan abine selamlar. Şimdi toplandık. Geri dönüş yoluna başlıyoruz. Yukarı çıkarken 2 saat miydin? Evet abi, tam 2 saat. Bakalım aşağı inerken kaç saat olacak. Ama 2 saat bizim 2 saatimiz. Biz çünkü çok yavaş gittik. Tabii. Çok dinlendik, mola verdik. Ya işte bizden önceki çıkanlar 45 dakikada 1 saate çıkmış. Evet. Meto. Meto, bak şurada bir yer var, gel gel, orayı göstereceğim sana. Hayır, görmek de istemem. Gel gel. Gelsene mi sen bir? Acaba buradan hazine falan bulmuşlar mıdır lan? Abi bak şuradan çıkabilir mesela. Veya bu kuyu ne için vardı? Başlayalım şuraya. Çok derin değilmiş ama. Bu büyük ihtimal altta bir mahzen gibi bir şeydi. Ya mahzen de şey, silah falan, cephane falan koymak evet, için evet. Falan da olabilir. Zaten bu kadarmış bak. Ha, şurada bir yer daha var. Bak, delik var orada bir tane. Yok, deliğin de karşısında kapı var. Dur bakayım, ilerle şöyle bir. Korkma. Bak. Adam, adamların dedikleri doğru. Ha şey, Meryem Ana'ya çıkıyor. Aynen, buradan tünelle Meryem Ana'ya kadar şey geçiyorum, tünel geçiyorum dağların arasında. Doğru, bak o dediği olabilir çünkü burası tamam, şurası karşı delik, o belli ama şurası kapı. O pencere, o ha, aynen. Aynen, aynen. Aa, şey de olabilir, tutsaklar için falan gibi. Aa, o da olabilir. Buraya atıyorlar. Peki oraya nereden giriliyor? Buraya nasıl atıyorsun? Oraya giriş vardır. Büyük ihtimal, doğru. Orası büyük ihtimal daha öncesinde tamamen böyle kapalıydı. Yani kapı deliği vardı ya, kapı da vardı yani. Neresi? Orası mı? Aynen. Burası da büyük ihtimalle ya ışıklandırmadı ya havalandırma gibi bir şey yapmışlar. Aynen. Nasıl olsa buradan kaçamaz, çıkamaz gibisinden belki de. Olabilir, dikkat. Ya da keçileri buraya atıp kesiyorlar. Aynı yapıyorlardır bence burada. Keçilerin kanının içine koyuyorlardır. Çok tane keçinin içine. Mustafa abi bak oraya. Evet. Tamam da ya, buna cevabın tamam olması lazım. Karenin de bu yüzü bu şekilde. Tam keçilik burası ya. Ha, o yüzden keçi. O yüzden keçi karesi zaten. Tamam. Yalnız fena rüzgar var ha. Uçmayalım diye drone'u da uçurmayalım. Çok fazla rüzgar var. Manzara bu şekilde. Manzara efsane. Ben mi? Hayır. Oradan da bir şey olmazdı da. Koca adam çınar ağacı gibi devrildi. Sonra bu şakalar aklıma geldi. Son şakamı yaptım. Öncülüğü Mustafa abi yapıyor. Çıkarken de Mert'ten yapmıştı. Aa evet. Bak Metincan. Biraz önce Onur abiden aldığım bilgiyi bize sat. Buraya... Buraya domuz eşi demiş olabilir bak. Bir şeyler aramış olabilir.
Onu çekmemiştim, ondan söyledim bir daha. Metincan, efendim? Peki şu taşlar ne işe yarıyordu? Şunlar. Bunlar ne işe yarıyordu? Dönemeç galiba. Şey, kavis. Kavis. Aa! Evet, yolun buradan olduğu. Hani bak şu işaretler var. Takip yukarıda edelim. Var. Yani buradan dönün. Hayır, o işaret dönün. Değil, Polonya bayrağı. Evet, Mustafa abinin dediği gibi Polonya bayrağı. Mustafa abi, sarı dolar yedireceğim bir de. Daha kazanmıyoruz ki sarı dolar yiyelim ama. O zaman şey yapalım. Metincan, sen biliyorsun. Ne? Bir dakika, kamerayı çevireyim mi? Videoyu buraya kadar izleyenler önceden zaten like atıp abone olmuştur. Onlar candır. Onlar nasıl candır, ya? Böylesine heyecandır. Bunları yapmayan can çıktı. Bir yerden tanıdık geldi ama kim? Kimdi ya? Oha! Yok, oha diyorum değil. Neydi? Enes Batur! Hayır lan! Ne oluyor ya? Abi sen ne diyorsun ya, kanal değil mi? Kanalın ismini değiştirdim. Abi sen ne diyorsun ya? Ne oluyor ya, kanalına da selamlar. İnerken ama kolay iniyoruz. Evet. İnerken çok rahat ya. Aynen. Çünkü biz buraya kadar 10 kere dinlenmiştik. 10 kere dinlenerek geldik. Şimdi tek seferde ineceğiz gibi duruyor. Tek seferde de inemezsin. Bence ineriz ya. Ya inerken de çok iyi olur. Biz inerken böyle yukarı çıktık ya. Ne? Biz inerken böyle yukarı çıktık. Evet. Ha şey, tabii. Ayakları dizlerimizdeki tren mekanizmaları çalıştığı için yoruluruz yine, bence dinlenebiliriz. Mustafa abinin engin bilgileri için teşekkür ederiz. Mustafa abi, tanıtayım bu arada. Ünlü hikingçi, trekkingçi. Türkiye'de bütün yolları yürüdü. Bize de o rehberlik yapıyor şu anda. Altına yalan diye geçmeyi unutmayalım. Evet, yalan bu. Şaka şaka gülün diye. Duran topları iyi vuruyor. Mertan da ünlü savcı. Bizler tıngırt atıyor. Son düzlüğe geldik. İnerken daha hızlı geldik değil mi Mertan? Abi çok hızlı geldik inerken. Keşke bu kadar hızlı gelmeseydik. Yani keşke yukarıya çıkar gibi öyle yorularak inseydik yani. Böyle çok hızlı olduk. Yukarı çıkarken 2 saat sürdü. Aynen. Ama aşağı inerken yarım saatte indik aşağıya. Yok, 40 dakika tamam. Dur bakacağım. 1 saat olmuştur yine ya. Yok, 1 saat yoktur ya. Mola yaptık ya ondan. Evet, hemen bakacağım. Telefonumdan uygulamayı açayım. Aynen 1 saat olmuş. Olmuş mu? Tam 1 saat olmuş. Aynen. Buraya gelmek isteyenlerin, gelmek isteyenler de açıklamada link bırakacağım. O rotayı takip ederek yukarı çıkabilirler. Ama tavsiye ederim yani. Herkes bir kere çıkmalı yani buraya. En azından manzara izlemek için. Aynen, çok aynen. İyi, güzel. Yalnız yaz mevsiminde gelmeyin. Çok sıcak, evet. Olur. Gelirken uzun giyin altınıza. Dikenli ağaçlar var. Ve en az 2 litre su alın. 2 litre içmiyorsunuz da siz yine 2 litre alın yanınıza. Ve yürüyüş ayakkabıları ya. Aynen, en önemlisi o. Güzel bir ayakkabı giyin. Ben burada hani yağmur yağsa botla gelirim falan diyordum ama botla yürünmez. Çok zor. Ha, ben botla yürüdüm Metin Mertan. Sen iyi yürüdün, o yüzden çok tıkandın. Geçen videoda sen kapattın. Gel bu sefer de sen kapat. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bekle. Metincan kankam geldi. Nerede o? Metin. Tamam. Bu gibi öğreneceğim. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyor iseniz. Evet.
Ben Türkçe bilmeyen. Abone. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bol bol yorum yazın altlara. Onu unuttum, yorum yazın. Aynen, yorum yazın. Ona göre biz de diğer videoları biz çekmeye çekmeye çalışırız. O zaman iyi seyirler.